Sayın seyirciler, TFF 1. Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor'la Ankara Keçiören Gücü maçının 10. dakikasında yaşananları mutlaka sosyal medyada takip etmişsinizdir. O dakikalar akşam ezanına denk geldi ve futbolcuların iftar yaptıkları o anlara dair bu fotoğraflarda son saatlerin belki de en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı ve o maça da damgasını vurdu aslında. Şimdi Ankara'ya uzanacağız ve Mert Acalioğlu'ndan neler yaşandığına dair daha fazla detayı dinleyeceğiz. Mert. Banel, bizler şu anda Keçiören, Ankara Keçiören Gücü'nün Aktepe Stadyumu'ndayız. Burada o futbolcular yanımızda. Tabii ki dün oldukça önemli bir görüntüler ortaya çıktı. Futbolcular sağ kenarında dakikalar onu gösterdiğinde orucunu açmaya başladılar. Orada tabii neler yaşandı kendilerinden öğreneceğiz. O kadrajda bulunan bazı futbolcular burada. Diğerleri de yine sahanın farklı noktalarında oruçlarını açıyorlardı. Uğur Utlu var yanımızda. Burak Aydın ve Abdülkadir Korkut bulunmakta. Uğur'la konuşacağız öncelikle. Neler oldu, nasıl oldu önce onu söyleyeyim. Çünkü sanırım hakem oyunu durdurmadı. Siz kaleci sanırım kendini yere bıraktı. Orada neler yaşandı senden dinleyelim. İlk önce herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Allah daha nicelerini yaşatsın inşallah. Metin arkadaşımızla bir gün önceden sahurda konuşmuştuk. Ezan saatinde yere yatarak oyunu durdurmasını ve en azından suya da hurmayla orucumuzu açmasını söylemiştik ona. O da tamam dedi ve ezan okunduğunda böyle bir şey yaptık ve orucumuzu açtık. Allah kabul etsin suyla hurmayla. Yani bu kadar gündem olacağını düşünmüyorduk gerçekten. Çünkü Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Yani İslam'ın gerektirdiği bir şey olduğunu, İslam'ın gerektirdiği bir şey oruç. Biz de bunu elimizden geldiğince tutmaya çalışıyoruz, tutacağız inşallah. İşte o an dediğim gibi ezan okunduğunda ilk önce suyla daha sonra hurmayla orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Bazı sorular var işte etkiledi mi falan. Bizi gerçekten etkilemedi bence. Yani aklınıza çünkü sağ içinde başka hiçbir şey gelmiyor. İnşallah Allah'ım daha da nicelerine ulaştırır diyelim. Pekala, evet, maç saati de tam 19'a denk gelmişti. Maç Giresun'daydı. Evet. Ve orada saat 10 geçe gibi ezan okundu. Sizler de orucunuz açtınız. Siz neler söylersiniz? Burak Aydın var yanımızda. Menüde ne vardı? Menüde sağlık ekibimizin hurma söylemiş. Hurma almışlar dışarıdan. Hurmayla beraber muz ve suyla açtık. Üçü vardı. Devre arasında zaten ilk yarı bittiğinde soyunma odasına gittiğimizde küçük bir sandviç yedik. Ondan sonra zaten maç sonu otelde yemeğimizi güzelce yedik. Öyleydi. Evet, Uğur anlattı, maç öncesi bir küçük hazırlık da olmuş sanırım. Orta hakeme söylemişler diye duyduk. Öyle bilgi de geldi bize. Hocam biraz durdurun, bir oruç açacaklar, oruç yapacaklar, iftar açacaklar var diye. O noktada nasıl bir diyalog geçti, şahit oldun? Maçtan önce aynen öyle bir şey olmuş. Kim söylediğini bilmiyorum. Hakeme oruçlu olanlar var. Hani iki rakipten de 10. veya 12. dakikada ezanın okuyacağını söylemişler. Hani durdurur musunuz gibi bir diyalog geçmiş. Ne olduğunu bilmiyorum sonradan. Zaten bizim Metin'le zaten konuştuk bunu. Kaleci Metin'le. Eğer hakem durdurmazsa, hani bu teklifi geri çevirirse, sen dışarı atarsın sakatlık bahanesiyle, biz de orucumuzu açarız. Yani biz de yani çok şaşkınız yani abi. Bu kadar konuşulduğuna mı? İnanılmaz yani. Bütün sosyal medyada ismimiz geçiyor, videolarımız geçiyor. Yani normal bir şey. Yani üstümüze düşen bir farz bu. Yani Müslüman ülkede yaşıyoruz. Tutmamız lazım. Yani tutmayanlar da oluyor. Yani özgür bir ülkedeyiz. Yani bu kadar bence abartılmaması lazım. Gerçekten yani çok zor durumda olan insanlar var. Çok zor şartlar altında oruç tutan insanlar var. Yani birazcık onlara örnek almalıyız. Yani biz bir 10 dakika yani maç oynadıktan sonra orucumuzu açmışız. Yani bu hiçbir şey değil. Yani gerçekten yani eğer Müslümansak sözde kalmaması lazım Müslümanlığımızın. Yerine getirmemiz gereken farzlar var. Bunları yerine getirmeliyiz. Yani gerçekten yani bu kadar gündemde olacağını hiç düşünmüyorduk. Oradaki durum sanırım böyle bir aile gibiydiniz, bir aradaydınız ve oldukça güzel görüntü olduğu için zaten bu kadar gündeme geldi. Yanlış görmediyseniz. Evet, öyle oldu. Yani rakip oyuncudan da zaten oruçlu olan arkadaşlarımız vardı. Zaten yabancı bir arkadaşımız vardı rakipten, stoper Diyarra. O da geldi, o da niyetliymiş. Yani nasibi varmış onun da. O da bizle beraber orucunu açtı yani. Güzel bir ortam oluştu. Keza yedek kulübesindeki arkadaşlarımızın çoğu oruçlu. Onlar da
Zaten siz görmeseniz de kameralardan tribünde oruçlarını açmışlar. Ya Allah inşallah oruçlarımızı kabul eder. Yani Abdülkadir'e de gidelim. Çok kısa senden de görüşlerini alalım. Neler söylersin? Herkesin Ramazan ayını kutlarım. Sonuçta 11 ayın sultanı Ramazan'dayız. Yani herkesin oruç tutması lazım. Kendini Müslüman hissediyorlarsa. Yani ben oruçluyken maçta daha rahattım. Buradan sevgili başkanıma, teknik heyete, Musa hocama çok selam ederim. Bunlar bize öncülük ettiler. Hani bir sıkıntı çıkarmadılar. Kulüp başkanı olsun, hocalarım olsun herhangi bir sorun çıkarmadı. Tutabilirsiniz dedi. Ortaya öyle güzel bir manzara çıktı. Evet, Ankara Keçiören'de gelişmeler bu yönde. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da futbol doğallık ve samimiyettir. Allah tuttuğunuz ve tutacağınız oruçları kabul eylesin mesajıyla birlikte o anları paylaştı. Bunu da hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım Banu.